Biz sağlık ocağına gittik sabah. Sonra markete bir uğradım. Tuvalet kağıdı bitmişti. Onu aldık. Daha sonrasında çamaşır serdim. Şimdi mutfağa geldik. Öğleden sonra misafirim var. Evi biraz toplayacağım. Mihrimah'a da şurup yazdı doktor. Şimdi kahvaltısını yaptı. Şurubunu vereceğim. Antibiyotiğini sonra vereceğim. Bakalım anneciğim neyliymiş bu. Dur. Ben de hastayım, o da hasta. Yok, dökülebilir. Nasıl tadı? Güzel mi? Rengi pembe. Rengi pembe. Çok severim. Çilekli mi acaba? Dur bunu bir yıkayacağım anneciğim. Onu sonra içeceksin, evet. O da senin şurubun. Mutfağı açalım mı? Bir de Mihrimah kendisine yumurtalar aldı şöyle. Biri böyle. Hemşireymiş bu. Bu da kendisi gibi bir tane şirin bir kız. Bir de onlardan bir tanesini sakla dolabına. Bunu dışarı çıkaralım mı kazanı? Anneciğim. Sıcak olmadın mı? Bakayım. Sıcaksın vallahi. Gel çıkaralım kazanı. Gel. Şimdi altta tişört vardı. Ben giderken uzun kollu giydirdim. Al bunları. Bir tanesini al, diğerini bırakalım yerine. Daha sonra yersin onu. Bunu yiyeceğim. Tamam, diğerini sakla çekmeceye. Bunu yiyeceğiz aslında, tamam mı? Bunu ye. Hadi bakalım. Bunu yiyeceğiz. Tamam. Yavaş. Bakayım. Bu hafta hep böyle hastalıkla geçiyor bizim. Yarın doktora gidiyorum. Mihrimah'ın diş doktoruna. Çarşamba günü kendim beyin doktoruna, beyin cerrahına gideceğim. Onu anneciğim yatağına koy gel. Dün anneler günüydü bu arada. Annelerimizin, anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Bugün pazartesi, dün vardı. Anneciğim sende bu vardı zaten çiçek. Bu çıkmış. Rüzgar gülüydü bu. Pardon. Ama bende o vardı rüzgar gülü.
Evet. Ben dışarı falan. Bu nereye gelecek? Ha, önce bunu takacağız. Pardon. Böyle. Şöyle. Minicik bir şey. Al bakalım. Tamam, vereceğim şimdi. Ay, ne kadar sabırsızsın. Şöyle bir açalım. Tamam. Hadi al bakalım. Bir şey. Al anneciğim. Ay, yavaş. Düzgün tut. Düşüyordu bak. Bakalım bu yapışıyor mu? Ha, Mihrimah yapışıyormuş. Bir getirsene. Gözü, ağzı, burnu. Bari bunları da yapıştıralım. Çocuklar küçük şeyle bile mutlu oluyorlar. Mihrimah, bunu alırsın anneciğim. Burada da antibiyotini yapacağım şimdi. Şöyle. Hem Mihrimah hastalandı bu hafta, hem ben hastalandım. Sürekli böyle hastalıklı geçiyor. O yüzden videolarım da şey oldu, aksadı, çekemedim. Günlerdir yeni çekiyorum. Evdeyiz çünkü ve hali olmuyor insanın. Bugün ütü yapacağım öğleden sonra. Ütü yaparken de çekeceğim. Tüm çamaşırları attım, kurusun. Sonra ütü yapacağız. Çok hızlı sallamamız lazım. Üç gün içiyormuş zaten bunu. Günde bir defa. Öyle bir antibiyotik. Neyse ki o büyük şişelerden değil. Doktor dedi akciğerlerini inmemiş. En azından önlem alalım. Bir haftadır kuru böksürüğü var Mihrimah'ın. Tamam. Oldu galiba. Tabletlesin. Ben şimdi akşam yemeğine biraz hazırlık yapacağım. Dolabımda zaten kekim ve poğaçam vardı misafirler için. Ben keki pişirdikten sonra ilk sıcağı yıkamam lazım. Yumuşaması için. İlk sıcağı geçtikten sonra buzluğa koyuyorum ve hiçbir sıkıntı olmuyor. Poğaça da olduğu için onları çıkaracağım geldiklerinde. Akşam yemeği hazırlığını biraz yapacağım. Yoksa misafirden sonra akşam yemeği saati çatışıyor. Köfte yapacağım patates fırında. Ama buzluktan çıkardığım kıyma daha şey olmamış. Bunu çözülmemiş. O yüzden en azından bunlar hazır olsun. En son köfteye şekil veririm diye düşündüm. Pirinç pilavı yapacağım bir de. Çok fazla çamurluymuş patates. Bu arada anneler gününüz nasıl geçti? Kutlayanlarınız oldu mu? Benim dün İstanbul'dan misafirim geldi. Yani
Burada görüştüğüm bir ablaydı zaten ama geleceğini bilmiyordum. Onunla oturduk bir kafede, işte yedik içtik, sohbet ettik. Çok güzel bir gündü. Arkadaşlarımın da yine anneler gününü kutladım hediyeleriyle birlikte. Yani tabii ki yani biz hep hediyeleşiyoruz falan ama hani bir günlüğüne şey değil, has bir şey değil. Ama değer vermek, düşünmek, hediye almak bence güzel bir şey. Ben çok severim hediye almayı, hediye vermeyi. O yüzden bir şeyler yaptım ben de. Sonra parka gittik. Her zamanki gibi. Çünkü bir haftadır parka da gitmiyorduk. Çamurdan göremediğim için bir daha üstünden geçeceğim bunları. Anneciğim, topladın mı oyuncaklarını? Toplar mısın? Ben evi makineye çekeceğim. Sonra yine dağıtırız. Oynarız, tamam mı? Hadi anneciğim. Bütün halının üstü oyuncakla dolu. Mihrimah dedim oyuncaklarını topla ama toplamamış. Ben gidip toplarım, olmadı. Uyanır uyanmaz sağlık ocağına gittiğimiz için hiç eve dokunamadım. Direkt geldim, aldığım şeyleri yerleştirdim. Kahvaltısını yaptırdım ilacı içecek diye. Şimdi evi bir toplayacağım, makineye çekeceğim ki arkadaşlarım gelmeden hazır olsun. Arkadaşım da Mihrimah oyuncak ayı almış. Onu da gösteririm size. Mihrimah kadar bir ayıcık. Mihrimah çok sevdi. Dün biz getiremedik. O bugün getirecek. Bence yeterli bu ya. Bunu doğramayacağım. Fazla olacak. Bu hafta bir de full dolu geçiyor benim. Yarın diş doktoru, çarşamba günü benim doktorum. Perşembe günü başka bir arkadaşıma ben davetliyim. Cuma günü hem günüm var hem geri dönüşüm kursum var. Cumartesi günü de aynı gün doğum yaptığım arkadaşlarım gelecek. Eski videolarımı izleyenler biliyor. Altınova'da görüşmüştük onlarla. Ama çocukları çekemiyorum tabii ki. Biz aynı gün doğum yaptık hepimiz. Hepsi 4 Ekim doğumlular. Belki buna çok şaşırabilirsiniz. Çünkü genelde anlattığımda insanlar şaşırıyor. Nasıl hepsi aynı gün, nasıl hepsi kız? Hepsi kız ve hepsi 4 Ekim doğumlu. 2,5 yaşlarındalar. Mihrimah'ın arkadaşları. Onları ben davet ettim. Geçen hep kızlara gidiyorduk. Hadi bu defa bana gelin dedim artık. Cumartesi de onlar gelecek. Yine güzel bir gün olur. Bu böyle tamam. Bu dursun. Ben bunları kaldırayım. Patatesi bir saklama kabına koyacağım. Bunda hava almaz, bir şey olmaz. Böyle. Tamam anneciğim, topla, sonra yapacaksın yine. Evet, burası tamam. Bu arada biz eczaneden çıktıktan sonra bir tanıdık ablayı gördük. O da bana böyle nane verdi. Şey, ekmiş yani, taze nane. Bunu Mihrimah'a içireceğim ama kaynatmayacağım. Çok acı olur dedi. Öksürüğe iyi geliyormuş. Bu şekilde bu da burada biraz soğusun. Bu böyle hazır. Şimdi pirinç pilavını yapacağım. Bir tencere çıkarayım.
sopa. Pirincim buradaydı. Kendi kendine konuşuyor, bıcır 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 bıcır. Bayılıyorum bu kıza ya. Bebeklerle oynuyor, konuşuyor. Kız çocuğu gerçekten çok başka. Oyuncakları güzel. Sabah da bir oyuncak gördü zaten. Evde aynısı var. Diyor ki Mihrimah bunu çok sever. Eşim görse galiba bile kalmıştı yani Mihrimah'ı kıyamayıp. Aynısı da olsa. Biraz da sıvı yağ koyalım. Ne denmez burada. Gözleri de var. Gel seni bir yiyeyim ben. Ben seni bir yiyebilir miyim? Ben seni bir yiyebilir miyim? Ben seni bir yiyebilir miyim? Neyi çıkaralım? Bir şeyi çıkaracak. İlla çıkaracak. Bebeğin kıyafetleri çıkacak. Oyuncaklar çıkacak. Şu ağzımıza bak. Her yerimiz çikolata. Gözlerini çıkartır mısın? Gözlerini çıkaramam. Öyle kalsın. Öyle güzel anneciğim. Ama çıkartmam ben sana. Dur. Ağzımızı yıkayalım. Evet, şimdi orada yemek yapmam lazım. Sen bana yardım edebilir misin? Oyuncaklarını toplayarak. He? Olur mu? Beni çıkartın ve tamam mı? Tabii ki tamam. Tamam. Minicik. Bir dakika anneciğim. Yok orada değil. Orada yemek var. Ayağını koyma. Senin çorabın nerede? Ama çıkarmayalım. Gözlerini ama takmamız için yapmışlar. Çıkartalım ben sana. Çıkarmayalım anneciğim. Çıkarmak. Çok oynarmış. Çorabını bana getir bakalım. Koş. Dur çıkar gibi kendin çıkar tamam. Çorabını bana getir ama. Çoraplarını sürekli çıkarır. Sürekli çıkarır. Ben çıkarma dedikçe. Çok yapmayacağım pilavı. Bu kadar yapacağım. Yarına kalmasın. Biraz daha. Bakın şu manzarayı sevenler. Tereyağı kokusu geliyor. Şimdi tavuk bulyonun zararını falan konuşmayacağım. Yani saygı duyuyorum herkese. Ben yakıştırıyorum. O yüzden kullanacağım. Ama tabii ki sevmeyen, zararlı bulan kullanmasın. Tamam artık. Rengi koyulaştı. Bakın şöyle. Bayağı bir koyulaştı rengi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz kavuracağız.
artık tuz atmayı düşünmüyorum. Çünkü bulyon tuzludur. Eşim çok tuzlu yemez. Bir suyuna bakarım olmadı tadına. Bulyonu da eziyorum. Onu da hiç sevmez. Tüm ağza gelmesini. Birkaç defa yaşamıştık çünkü. Hoşlanmamıştı Eren. Ama ne yapayım, bazen gözden kaçabiliyor yani. Şöyle güzelce kavuralım. Artık döküyorum suyunu. Biraz karıştıralım. En kısık da bu, yavaş yavaş pişsin. Arkadaşımla konuştum. Geliyormuş, markete girdim dedi. Hemen şu ikisini halledeyim o sırada. Diğerlerine vaktim kalmayacak gibi görünüyor. Dün bunu giymiştim. Bayağı arkadaşlarım beğendiler bu takımı. Pardon, çizgisi bu şekilde. Bunlar bu sene çok moda ama zaten ben klasik giymeyi çok seviyorum. Yani elimden gelse hep klasik giyerim. Ceket, yelek. Efendim anneciğim? Neyi vereyim anlamadım. Yok, sürpriz yumurtanı veremem çünkü yedin. Bir de ben böyle tülbent koyacağım. Pantolon zarar görmesin diye. Yıpranıyor çünkü. Anneciğim hayır. Yok, düşer. Hayır. Düşer. Üstüne düşer telefon. Hayır, çıkma oraya. Çıkma ya. Kendi beşiğine de girme. Çünkü telefon düşebilir. Ben işimi halledeyim. Bakalım ayarına. Pamukta. Yıpranmasını istemiyorum. Bir de ütü izi olabilir. O yüzden yazma koydum. Ama anne burada ben sana bakacağım. Anneciğim ama şu an ütü sıcak. Yanıma yaklaşamazsın. Birazdan bakacaksın, tamam mı? Yok, oraya gitme anneciğim. Telefon düşebilir bak. Lütfen dedim ama. Burada bir telefon sallamalı. Yok, telefonu sallarsan telefon düşer. Sen oraya bir çıkma. Sen git oyuncaklarını getir Göktuğ'a. Biraz araba falan çıkar. Göktuğ gelecek ya. Araba çıkar. Tamam. Yani yazma koysam da ütülenmesinde bir engel olmuyor. Ben çünkü ütü izi olduğunda pantolon zaten gider. Yani yıpranır. Ay, yıpranır. Ama nasıl öyle arkadaş olacaksınız? Göktuğ, sana bir sürprizi var biliyor musun anneciğim? Ayıcık hediye edecek sana. Ayıcık diyecek. Evet. Mutlu yıllar diyeceğim böyle. Mutlu yıllar mı diyeceksiniz? Tamam, zıplamıyoruz. Hadi sen git bir Göktuğ'a top getir bir tane. Bir tane de bana. Hadi git getir bakalım. Top bul bakalım. Ben top bulacağım. Abi de sana oyuncaklarını vermeyeceğim. Tamam, verme. Göktuğ da sana oyuncaklarını vermez o zaman. Sen bilirsin. Ayıcık da sana hediye etmez o zaman. O sana ayıcık getirecek şimdi. Ayıcık ayıcık etmeyecek. Ece gelmeyecek. Hayır anneciğim. Oradan şöyle şuraya koyacağım. Bir dakika anneciğim, oradan bir çıkar mısın? Karışmasın. Burada dursun. Mihrimah'ın beşiğine koydum pantolonu. Anneciğim, pantolon karışmasın bak. Lütfen. Beni üzme. Tamam mı? Tamam.
Yelek çok kırışmamış nedense. Pantolon kırışmış. Pantolon mu? Evet. Pantolon mu? Pantolon mu ne? Pantolon kırışmış diyorum anneciğim. Ama ne pantolon mu? Ben bundan bunları alayım ki. Bunları köpek yesin bir tane. Tamam hadi köpek yesin. Tedavi. Çok sıkılıyor çok. Ütüyü kaldırmayacağım. Çünkü devam edeceğim. Arkadaşlarından sonra. Bu da böyle. Tamam. Şimdi burada biraz dursunlar. Şu an çok sıcaklar. Ve o sular da biraz üstünden gitsin. Anneciğim gidelim mi? Ne yapıyorsun orada? Para alıyorum bir tane. Para. Boncuklar vardı da orada. Onları alıyor. O zaman gel. Gel gidelim Gökdağ top bulalım. Ama bunlar, bunları şey yapacaktım. Ne yapacaksın? Bunu köpeğin maması ya. Gel kucağıma. Esneğini vereyim ki. Tamam. O boncuklardan köpeğin mama mı yapacaksın? Hayır buna et. Et mi onlar? Evet. Tamam. Sarılabilir miyiz bir? Köpeğin... Bir sarılabilir miyiz? Ha da köpeğin mamanı iste. Benim aşkım. Evet. Gel bakalım. Bu da dursun. Tamam mı? Sonra yine ütü yapalım. Anneciğim. Benim hiba belli olmaz. Ben bunu buradan yüksek bir yere kaldırayım. Geliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.